yapılacaktır. Zaten geç kalınmış bir intikamı. Başka neyi değerlendireceğiz daha? İçinde bulunduğumuz durum neyi getirir, neyi götürür bilmiyoruz Murat. Mustafa Yılmaz orada mı? Evet, benim oğlum. Buyurun benim. Bizim emniyete kadar geliyorsunuz. Durun, nereye götürüyorsunuz oğlumu? Şimdilik biz o günlerden zaten hiç çıkmadık. Ama film aldı, götürdü. Resetlemeye çalıştığımız beynimizi yeniden açtı. Bu Türk milleti için bir milat oldu bu film. Yani şu anki sürecin daha farklı sürecini yaşadık biz. Aynı o günleri yaşıyoruz. Yani o günlerde evin içindeki iki kardeşin biri solcu, biri sağcı. O da vatan seviyor, biz de vatan seviyoruz. Yani aynı anneden, aynı babadan Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i paramparça etmişlerdi. Aynı o günleri yaşıyoruz. Ama ne yazık ki bu sefer gençlerimiz, milletimiz daha ayık. Görüyorum, öyle görüyorum ben. Ve bu film aldı o günleri çok, yani nasıl anlatayım, bu filmlikten çıkmış çok büyük mesajları var. Kaç yıl oldu? 80, 2015, 35 yıl mı oldu? 35 yıldır en az 100 kere veya 200 kere gözümü açtığım zaman sabahları yatağımda acaba mamanın koğuşunda mı uyanıyorum diye uyanıyorum. Bir gencin biri sordu, abi işkence kaç saat sürüyordu diye. Saat diye bir şey yok, 24 saat. Yani oradan işkenceden kurtulduğumuz, tek hür kaldığımız yer rüyalarımızdı. Ben şunu diyorum, eğer zalimler bizim cezaevlerinde kavuştuğumuz nimetlere, bu nimetlere, bugünkü nimetlere kavuştuğumuzu görselerdi bize zulmetmezlerdi diyorum yani. Onları pişman ettik yani, bize zulmettikler. Nasıl? Allah'a daha çok yaklaşarak. Yani zulüm çok kötü bir şey yani. Tarif edilemez yani. Şu an ben filmi seyrederken yani anlatılmaz. Allah sonumuzu hayretsin. Bu millete o günleri tekrar göstermesin. Hiçbir kimseye, ama hiçbir kimseye zulmedecek bir fırsatı Allah vermesin. Yani film tabii ki götürdü o günlere. Tabii çok duygulandım. Yani kendimi tutamadım. Yani ama daha da iyileri olabilir. Yani gerçekten de bu yapanlardan da Allah razı olsun. Bu filmi yönetenlerden, yazanlardan, oynayanlardan, bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Mustafa.